Benim Havva gelinim, kıymetli eşi İsa ile nasıl tanışmış? Anlat bize. Başında dedin çünkü. Evet, 2014'e gideceğiz Ezgi Hanım. Gidelim 10 yıl öncesi. Neler olmuş? Şöyle, biraz bizim uzun ve çetrefilli bir hikayemiz var ama ben bunu size çok güzel bir şekilde özet geçerek anlatacağım. 2014 yılında benim bir arkadaşım vardı. Bayağı da yakındık kendisiyle. Sonra o bir gün böyle bana geldi, dedi ki biz de hafta sonu bir pikniğe gittik. Çok yakışıklı birini gördüm. Bizim akrabalardan birisiymiş. Ben dedi onu sosyal medyadan eklemek istiyorum dedi ama benim abim izin vermediği için senin hesabından ekleyebilir miyim? Evet. Ben de sen bilirsin, takıl. Yani sen bilirsin. Kime ne yazıyorsan, ne ekliyorsan ekle dedim. Hani sorun etmedim. O da benim resimlerim, benim profilim, benim adım. O çocuğu ekliyor profile. Aa. Sonra konuşmaya başlıyorlar. Karşı taraf sanıyor ki benimle konuşuyor. Oysa ki benim arkadaşım onunla konuşuyor. Sonra arkadaşım birkaç gün sonra bunu söylüyor. Ben senin o piknikte gördüğün işte şu kızım. O da üzülüyor biraz. Çünkü hani ona karşı herhangi bir şey hissetmemiş. Sonra bir gün ben arkadaşımla yine bir araya geldiğim zaman arkadaşım yine bu çocuğu arıyor. Ondan sonra konuşurken ben arkadaşıma sesleniyorum. O da oradan kim o cırtlak sesli kız? Biraz daha hala da cırtlak sesimle dalga geçer kendisi. Oradan arkadaşıma demiş ki işte senin işte profilinde gördüğün Havva var ya o. Eşim bunu şöyle söylüyor. Buldum dedim diyor yani. O kızı buldum dedim. Ondan sonra biz böyle üçümüz birlikte hani sohbet muhabbet etmeye başlıyoruz. Sonra bu muhabbetler ikimize döndü daha çok. Sonra biz birbirimizden hoşlanmaya başladığımızı fark ettik. Birbirimize açıldık. Diğer arkadaşımızla görüştük. O da dedi ki sorun yok benim için de. Ben de ona karşı bir şey hissetmiyorum. Sadece hani hoş göründüğünü söyledim. Ondan da rızasını aldıktan sonra biz sevgili olmaya başladık. Sonra 2 yıl sonra biz ayrıldık Ezgi Hanım. Böyle o zamanlar yaşlarımız da tabii küçük. İlk sevgiliydik birbirimizin. Ondan sonra 2 yıl bir ayrılık yaşadık. 2016-2018 yılları arası. Tamamen ayrıyız. Hiçbir şekilde görüşmedik. Ondan sonra bir sahte profil üzerinden bana ulaştı. Ondan sonra biz sabaha kadar konuştuk. O sabaha kadar sanki 2 yılı komple konuşmuşuzcasına, sanki hiç o 2 yıl araya girmemişcesine o özlemle, o şeyle biz tekrardan bir araya geldik 2018 yılında ve hala birlikteyiz. Maşallah. Evlendik. 1 yıldır da evliyiz. Güzel. Evlilik teklifi nasıl oldu? Evlilik teklifi aldın mı? Aldım ve o kadar güzel ve hiç duymadığımız bir şey olacağına o kadar eminim ki. Aa. Bizim sevgililiğimiz Ezgi Hanım öğrenci zamanımıza denk geldi. Ben Ankara'da okuyorum, eşim de Sakarya'da okuyor. Bir gün ben ulaşamıyorum gün boyu. O zaman da İstanbul'da annemlerin yanına gelmiştim Ankara'dan. Döneceğim, dönmeme var. O da Sakarya'da. Arkadaşı bana mesaj atıyor. Diyor ki İsa çok hasta. Kafasını yataktan kaldıramıyor. Telefon senin aradığını falan ben duydum ama ben işe gitmek zorunda kaldım. Sen diyor bir gel uğra. Çok kötü durumda hani. Çok hasta. Yatalak olacak çocuk. Tabii. Beni böyle korkutuyor. Sonra ben de İstanbul'dan Ankara'ya gitmem gerekiyor. İlk Sakarya'ya uğradım. Oradan Ankara'ya geçeceğim. Planım o şekilde. Hemen sabah biletimi aldım Sakarya'ya. 3 saatlik yol. Ondan sonra bir çocuk bana dedi ki telefonda. Anahtarı dedi. Ben işe gidiyorum. Anahtarı da saksının altına koyuyorum. Oradan alırsın. O sana kapıyı bile açacak durumda değil. Ondan sonra kapıyı açtım Ezgi Hanım. İçeri bir girdim. Bir masa. Ya. Ondan sonra böyle güller almış. Kendince öğrenci hani tabii. Durumunda. Böyle bir masa hazırlamış bana. Sonra ben böyle girdim, kızıyorum. Ben seni işte hastasın sanıyorum, şöyle sanıyorum. Böyle sürpriz mi olur? Öyle kızıyorum. Sonra bana böyle masanın üzerinden bir kırmızı kutu çıkardı. Hatta o kutuları hep saklıyorum. Burada dolabımda duruyor. Ah canlarım. Evet. Benim. Ondan sonra kırmızı kutu çıkardı. İçinde bir kolye. Keşke bugün onu taksaydım. Takmadım da. Kolyenin içerisinde 100 dilde seni seviyorum yazıyor. Şöyle baktığınız zaman böyle yansımalı bir şekilde. 100 dilde seni seviyorum kolyesi. Ben böyle çok güzel falan. Sonra şöyle kafamı kapıya doğru çevirdim. Baktım kapıda bir şey yazıyor. Yazıdaki bazı harfler farklı renkte. Orada da o harfleri birleştirince kapıda yazıyor. Bakıyorum kapıda ne var? Kapının kenarına kapı beyaz, evinin kapısı. Benim vesikalık fotoğrafımı ters çevirmiş, vesikalık fotoğrafımı asmış. Evet. Ucuna böyle iyice sıkıştırmış. Bir baktım altına da Galata Kulesi diye not yazmış. Bakıyorum bir oda, bir salon, bir evi var, küçücük öğrenci evi. Bakıyorum evde Galata Kulesi, bizim Galata Kulesi'nde çekildiğimiz bir fotoğraf. Ondan sonra onu buldum, arkasına bir baktım işte siyah kutuyu bul. Siyah kutu arıyorum bu sefer. Ama Ezgi Hanım 4 saat süren bir bulmaca yaptırdı bana. Ondan sonra evde işte siyah kutu arıyorum. Sonra işte şuradaki ayrıntı. Bakıyorum bir fırça koydum, kutuya yazmış. Yine bir kutu arıyorum. Ömrüm kutuyla geçti 4 saati gerçekten. Ondan sonra yaramayı bırakmamış.
Israrla. Gerçekten ben diyorum ki ya söyle sıcak soğuk yapalım hani yaklaştıysam söyle diyorum yine söylemiyor. Ondan sonra beni böyle bayağı uğraştırdı. Yani ben zorla kendimi evlenme teklif ettirmiş gibi bir şey oldum. Ondan sonra Esra. Nereden çıktı Allah aşkına? Hemen anlatıyorum. İşte en başa dön tarzında her şeyin başlangıcı. Bizim tarihimizi yazmış 8 Temmuz 2014. Her şeyin başlangıcı. Düşünüyorum her şeyin başlangıcını hep ben içeri girdim. Anahtarı aldım, anahtara bakıyorum bir şey yok. Geldim oturdum, kolye taktı, baktım kolyenin kutusunda bir gariplik var. Kırmızı bir kutu. Kutunun kenarı açılmış sanki. Bir baktım, bir açtım oradan bir tek taş. Bana böyle parlıyor. Bak bak bak. Ondan sonra ben değil mi aldım şokum böyle. Hemen böyle güzel sözler. İşte benimle evlenir misin dedi. Ben de tabii ki evet dedim. Bu şekilde çok değişik bulmacalı bir evlenme teklifim oldu. Çok da güzel olmuş. Evet, öğrenci şartlarında yapılabilecek maksimum en güzel şey bu bence. Ne kadar düşünceli, ne kadar kibar. Evet, çok evet romantik de bir. Sen bir panik gittin eve, nelerle karşılaştın? Ama bir yandan kıstım, evet. Ne zaman istemeye geldiler? Evlilik teklifimi 2020 yılında aldım. 2021'in Ocak ayında da sözümüz oldu isteme söz. Ve pandemiye denk geldi bizimki. Bu evde yaptınız. Sokağa çıkma yasaklarının, saat sınırlamalarının olduğu zamana denk geldi. 6'da geldiler, 8.30'da gittiler. Küçük bir organizasyon oldu. Arkada fon var. Evet, arkada organizasyonum var. Burada da bohçamı açarken artık onlar gitmişti zaten. Biz kendi halimizle evde eğlenmeye kalmıştık. Bu da orada çekilmiş bir fotoğraf. Kaç kişiydi? Neler ikram ettiniz? Gün tabağı yaptık Ezgi Hanım. Şimdi Covid'den dolayı hani çok aynı evde çok kişinin durması da yasak olduğu bir dönem olduğu için üst katta amcamlar oturuyordu. Alt katta da biz oturuyorduk. İki katı yaptık erkek kadın şeklinde. Toplamda 40-45 kişi en fazla toplam o kadar vardı. Herkes çağıramadık. Çağırmadıklarımız için de çok üzüldük ama mecburen bu şekilde yapabildik. Organizasyonu ne kadar tuttunuz? Organizasyonu 2021 yılındaydı sözüm. 350 liraya tuttum. Çok evet. Evet. Kıyafetini nasıl hallettin? Kıyafetimi de kendim aldım Ezgi Hanım. 400 liraya aldım. Lan çok güzel. O da çok güzel bir abiyes sayfasından aldım. Çok hoş. O da yeşil. Evet. Ya. Yeşil seviyorum gerçekten. Ben yeşillerin kadını. Evet. Yeşili ben de çok severim. Peki birbirinizinkileri mi aldınız yoksa o seninkini? Ben kendiminkini aldım sözde. O kendini aldım. Aynen çünkü dedim ki yani onlarla birlikte alışverişe çıkma gibi bir şeyim zaten yok Covid zamanı. Ben dedim internetten kendime siparişimi verdim. Sen de dedim hani kendi ayarla. O şekilde o da bir ayarlama yaptı. Ben de internetten aldım. Ondan sonra biz o şekilde bir söz yaptık. Sonra yine pandemi derken biz nişanımız kaldı. Ben artık diyordum ki herkese ben nişanlıyım. Çünkü aradan 2 yıl geçmiş. Peki nişanlı bir şey takıldın mı abla? Nişan yapmadık. Sözünde. Söz yaptık. Onda da zaten biz nişan yaparız diye hiç takılı yapmamıştık. Evet. Sadece kayınvalidemlerin işte taktıkları saati, işte kolyesi, küpesi o tarz takılar vardı. Düğün yapamadınız. Düğün şu şekilde Ezgi'nin o da içimde kalmasın diye şu şekilde yaptık. Kayınvalidem oynamalı düğünlere katılmadığı için bize nikah yapmamızı teklif etti. Ben de kabul ettim Ezgi Hanım ama dedim şöyle bir şey yapalım o zaman. Hani hem kına gecesi hem de nikah birlikte olsun. Güzel bir eğlence yapalım. Onu kabul etti. Teşekkür ediyorum. Ondan sonra biz ilk önce ben evden çıktım gelinliğimle. Evden çıkışım oldu dualarla. Ondan sonrasında gelin arabamıza bindik. Salonumuza geçtik. Salonumuzda nikahımız kıyıldı. İlk gelinlikle girdin. Nikah evet gelinliğimleyim. Nikahım kıyıldı. Ondan sonra takıya geçildi. Biraz oynadık. Ben sonra kına kıyafetlerimi giydim. Bu sefer kına bölümüne geçtik. Kaç kıyafetli kendi? Birer tane. Bir gelinlik, bir kınalık. Peki fiyatı nedir? İki gelinliğim. Yani gelinliğinle kınalık. Şöyle aynı yerden ben diktirdim. Gelinliğim, kınalığım, saçım, makyajım her şey dahil 13 bin lira. Ay çok fiyat. 15 bin lira. İkisinin arasında bir fiyat. Çok gayet uygundu. Ne kadar takı takıldı? Efendim? Ne kadar takı takıldı? Bir de takılar sizinle mi kaldı yoksa kayınvalidenler mi aldı? Sağ olsun her şeyi bize bıraktılar. biz takı olarak kayınvalidemler 5 bilezik taktılar. Annemle babam 2 bilezik taktı. Sen de gram mı söyledin? 100 gram demiş ya. Kayınvalidem benden önce 3 gelin daha almış. Ben 4. gelinim. Annem de dedi ki sen dedi benden tecrübelisin. Diğerlerini ne yaptıysa benim kızıma da onu yap. O yüzden diğer eltilerime de o şekilde yaptığı için bana da 5 bilezik taktı. Annemler de 2 tane taktı. 7 tane bileziğim vardı. Ondan sonra altına çeyrekler çok fazla yoktu bizde. Çeyrek sanırım 18 tane vardı. Gram da 20-25 arasıydı diye hatırlıyorum. Ne ikram ettiniz? Kaç kişiydi toplamda? Biz çok yanlış bir seçim yaptık salon konusunda. Salon biraz uygun fiyatlı olsun diye küçük bir yer tercih etmişiz. Biz bunu eşimle ikimiz kendi kendimize gittiğimiz için fark edemedik Ezgi Hanım. Bu sefer başladılar gelmeye. Biz artık salon kaç kişilikmiş? 300 kişilikmiş. Bizim akrabalar 1000'e yakın tuttu. Herkes kapıda kaldı. Etraftaki böyle toplu alanlardan sandalyeler toplanmaya başladı. Eşimin abileri sağ olsunlar camilerden, kurslardan sandalye getirmeye başladılar.
Bu yüzden de bizim düğünümüzü izleyemediler insanlar. Gerçekten bizim biraz sorumsuzluğumuz oldu. Biz uygun fiyatlı olsun diye küçük bir yer tutalım dedik. Gençlik işte. Evet. Büyüklere akıl sormak evet, lazım. Gerçekten kendi başımıza iş aldık. Sonra kimseyi oraya sığdıramadık. Giren baktı giremiyor, çıktı gitti. Bu tarz şeyler de yaşandı. Dış çekim yaptırdı. Evet. Dedim düğünüm böyle bir kötü anı bıraktı bize. Güzel bir dış çekimimiz olsun. Ne güzel kadar? Bir dış çekim yaptırdık. Albümü, dijital albümü, videosuz. Ya çok güzelsin ama kilinliğin falan çok şık. Teşekkür ederim. 5000 lira tuttu. Nikahta giydiğin kıyafetin değil değil mi? Çekim için mi aldın? Nikahta giydiğim kıyafetim. Gelin içimden rica ettim. Sağ olsun beni kırmadı. Beni kıyafetimi bana teslim etti. Ben giydim, çekimimi yaptım. Kur temizlemesini verdim, teslim ettim. Çok güzel. Balayına gidebildiniz mi? Balayına da gittik çok şükür. Biz Ezgi Hanım çok yorgun bir düğün süreci geçmiştik. 2,5 yıl nişanlılık. 2,5 yılda her şeyi halletmeye çalışma. İşte evin tadilatları daha öncesinde yaptığımız bu şu andakiler. Daha öncesinde yaptığımız tadilatlar vesaire derken biz çok yorulduk. Ben çalışıyorum, eşim çalışıyor. Biz dedik ki biz şöyle bir güzel dinlenelim. Bir otel, işte Muğla, Bodrum'a gittik Ezgi Hanım. Otelden sıfır çıkmak. Sadece denize, işte havuza giriyoruz. Peki, havuz açtık odaya. Yok, fiyatı her nedir? Şey dahil. Biz yani yemek saatini bile kaçırmadık. Ben de kaçırdım. Otelden hiç çıkmadık. Tamamen dinlenme odaklı bir tatildi bizim için. 15 bin liraydı. Bir geçen hafta. Yıl, evet bir hafta. Uygun. Geçen yıla göre gerçekten çok uygun. Evet, her şey dahil 15 bin lira. Her şey gönlünüzce olsun hayatım. İnşallah. Şu an ekranda gördüğümüz ne? Ezgi Hanım şöyle, eşim bilgisayar oyunu oynarken böyle yan duruşunu, ben böyle elimde kağıt kalem vardı. Yandan da şöyle bir çizmiştim. Onu da şöyle video almışım hani benziyor mu benzemiyor mu tarzında. Araya oğul da karışmış. Ha, görüntülerin arasına. Evet. Böyle marifetlerin var mıdır? Eğlence olsun ya, diye. Ya öylesine bir çizmiştim. Çok tatlısınız. Canım benim.